Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısına yenilmesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı ülkede sürpriz protestolar başladı. Paşinyan'ın görevinden istifa etmesi için ülkedeki muhalefet başkent Erivan'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak gösteriler düzenledi. Süresiz protesto kararı alan muhalefetin eylemleri çerçevesinde aldığı genel grev kararı uygulamaya girdi. Protestocular hükümet binası karşısında çadır kurdu. Erivan'da polis sıkı güvenlik önlemi alsa da bazı protestocular Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde eylem düzenleyerek Paşinyan'ı istifaya çağırdı. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bir grup protestocu Erivan-Vanadzor yolunu iş makineleri ve araçlarla kapattı. Göstericiler karşısında zor anlar yaşayan Paşinyan'ın korumaları başbakanın suikast tehdidinden dolayı balistik katlanır çantayla korudu. Muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, Erivan'da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etti. Manukyan, güvenlik güçlerine seslenerek her saat önemli, halkı meydanlarda bekletmeyin, bize katılın dedi. Öte yandan ülkenin değişik bölgelerine geziler düzenleyen Paşinyan, buralarda da halkın tepkisiyle karşılaşıyor. Son olarak ülkenin güneyinde yer alan Siyasan şehrini ziyaret eden Paşinyan, ölen Ermeni askerlerini almak için gittiği Aziz Grigor Kilisesi'nden papaz tarafından kovuldu. Kilisede de tokalaşmak için elini uzatan Paşinyan'ı papazın reddettiği ve el hareketiyle kiliseden kovduğu görüntüler sosyal medya paylaşımlarına yansıdı. Paşinyan ayrıca protestocuların yolları kapatması nedeniyle bölgede yer alan Goris ve diğer şehirlere de alınmadı. Tepkilerden çekinen Paşinyan gezisini yarım bırakarak Erivan'a dönmek zorunda kaldı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefetin halkın hakları için değil, kendi çıkarları için mücadele ettiğini öne sürdü. 2018 öncesinde ülke yönetiminde söz sahibi olan ulusal elit kesiminin kaybettiği gelir ve güç kaynaklarını geri almak için intikam peşinde olduğunu savunan Paşinyan, halkın ülkenin kaderini belirleme hakkını kaybetmesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki muameleyi kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlatmıştı.